Destur. Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü, nefesinizi hayırlı eylesin inşallah. Kokoreç yemek haram mı? Bir pakette bana yaptırın. Tabii ülkemizde kokoreçin bu noktada yapılış maddesi kuzu bağırsağından. Kuzu bağırsağı bu noktada yemekte herhangi bir haramiyet söz konusu değil. Necis yemek haram kılınmış. O yüzden biz kuzu bağırsağını necis görenlerden değiliz. Zaten dinde yasaklamamış. Hayvanın sünnete aykırı yenilecek olan organları belli. Kan haram, leş haram, domuz haram. Hanefilerce tek tırnaklılar caiz değil bunun gibi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hala kızı, teyze oğulları gibi evlenme yaygındı. Sülalemde amca kızları ile teyze oğulları ile evlenmek sapıklık, iğrençlik olarak tanımlanıyor. Bu tanıma göre küfre mi düşüyoruz? Evet. Allah'ın helal ettiğini hiç kimse haram edemez. O yüzden normalde bir kimsenin teyzesinin oğluyla, amcasının kızıyla evlenmesi dinen haram kılınmamış. Ama bu böyle dinen haram kılınmamış, bu çok böyle methedilmemiş de. Her ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kızını amcasının oğlu Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleriyle evlendirmişse de bunun değişik faktörleri var. O faktörler göz önünde bulundurulması gerekir. Faktörlerden birisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kızı. Böyle olunca çok farklı faktörler girer işin içerisine. Ama bir hadis-i şerif var, bu tip evliliklerden uzak durmanın daha faydalı olacağına dair. Evet, bu cevaz verilmiş, bu noktada yasaklanmamış ama tavsiye de edilmemiş, emredilmemiş. Hatta uzak durmak tavsiye edilmiş, denmiş ki bu tip evliliklerden uzak durun. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin getirdiği bir ölçü değil akraba evlilikleri. Akraba evlilikleri insanoğlu var olduğundan beri var olan bir işlev. Musa aleyhisselam zamanında var, İbrahim aleyhisselam zamanında var. Bu diğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden önceki topluluklarda, kavimlerde, dinlerde de var olan bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında devam etmiş ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir şekilde bunu devam edilmesini istememiş. Kölelik gibi. Hani kölelik de diğer önceki toplumlarda var ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra tedricen kaldırılmaya başlanıyor. Bu da onun gibi bir şey. Pir Sultan Abdal kimdir anlatırsanız sevinirim. Anadolu'da Abdal denilince veli demektir. Pir
Pir Sultan Abdal denilince onun da veli olduğuna inanırlar. Hangi dönemde yaşamıştır, nedir? Çok derinlemesine bir bilgim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Çektiğimiz hastalıklar hatalarımıza veya günahlarımıza bağlı mıdır? Bununla bir ilgisi var mıdır? Keşke öyle olsa. Bu büyük bir lütuftur. Ama hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hastalıklarımızın günahlarımıza ve kusurlarımıza bu noktada bedel olacağı, günahlardan ve kusurlardan temizlenmeye sebep olacağı, bir baş ağrısının, bir karın ağrısının böyle ölürse şehit hükmünde olacağı ve üzerimizdeki rahatsızlıkların günahlarımıza kefaret olacağına dair hadis-i şerifler var. Sufiler buna çok önem verirler. Sufiler hastalığı istemezler ama üzerlerinde bir hastalık var ise o hastalığa da hamd ederler. Hele üzerinde devam eden bir hastalık var ise sufiler onu Allah'ın sevgili kulu olarak görürler. Tedavisi mümkün olmayan, devası olmayan hastalık şehit hastalığıdır. Kanser gibi. O yüzden bir kimse var, her daim başı ağrıyor. Buna hamd eder sufiler. Herkes onun şifası için koşturur. Sufiler onun şifası için koşturmazlar. Eğer etrafına bir zarar vermiyorsa bu hastalık, işine, aşına, eşine zarar vermiyorsa bu hastalık, o kimse kendi dairesinde o hastalığı hamd eder. O hastalığın tedavisi için yol aramaz. Bu yalnız şahsın kendisine ait bir haldir. Bunu din olarak bir başkasına aktaramazsınız. Bunu tavsiye edemezsiniz. Sen bu hastalığı çek diyemezsin. Sen bu hastalıkla yaşa diyemezsiniz. Bu bir sufi ahlakıdır. Sufiler biraz illet derler. İllet hastalık demektir. O kimsenin kendisinde biraz rahatsızlık varsa harika bir şeydir. Biraz gıllet derler. Gıllet geçim sıkıntısıdır. Biraz böyle gıllet varsa, geçim sıkıntısı varsa harika bir şeydir o. Hani ucu ucunu yetiştirmek, bazen yetiştirememek vardır ya. Bu harika bir şeydir. Biraz da zillet derler. Fazlasından Allah'a sığınırız. Bir kimsenin namusuna dil uzatılması, namusuna, şerefine, haysiyetine laf söylenilmesi, bu noktada iftira atılması, bunlar dervişlerin üzerinde bulunması gereken hassasiyetler ve hususiyetler. Ne lazımmış? İllet, gıllet, zillet. Yunus ne der? Namusu vurdum taşa. Arı namusu vurdum taşa. Bu ne demektir biliyor musun? Birisi de kalkmış, Yunus arsız namussuz bir insan mıydı diyor. Değil. Onun dahi namusuna, şerefine dil uzatmış bu insanlar. Bir insanın namusuna, şerefine, haysiyetine dil uzatılıyorsa olmadığı halde böyle bir şey, bu bir velilik işaretidir. Sufilik işaretidir. Dervişlik işaretidir. Geçmiş velilerin, evliyaların kapılarına boynuz asarlarmış. Müşrik bir tane iki tane değil ki. Kafir bir tane iki tane değil ki. Münafık bir tane iki tane değil ki. İftiracı bir tane iki tane değil ki. Onun namusuna da laf söylerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin namusuna, o pak namusuna laf söyledikleri gibi müşrikler
Allah dostlarının, velilerin, evliyaların, sufilerin, Allah'a yakın olan insanların da namuslarına laf söylerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nasıl ki bir peygamberin namusuna dil uzattı insanlar, dilleri kopasıcalar ve ayet-i kerimede diyor ya, onların elleri kurusun diyor. Onlar cehenneme odun taşıyacaklar diyor. Onların imanları bile mümkün değildir. Yedi büyük günah kebardan birisidir bir kimsenin namusuna dil uzatılması. Bir kadının, bir adamın namusuna dil uzatılması. Bu Adem'den beri bütün peygamberlerin hukukunda vardır. İnsan var olduğu günden beri bu yedi büyük günah-ı kebair olarak tanzim edilmiştir. Birincisi Allah'a şirk koşmak. İkincisi anne babaya asi olmak. Savaş meydanından geri dönmek. Cihat meydanından geri dönmek. Geri dönmek sadece meydanda olmaz. Evinde oturmak da geri dönmektir. Geri dönmek sadece evinde oturmakla da olmaz. Siz bir yola girer de yola ihanet ederseniz, savaş meydanından geri dönmüş olursunuz. Farkınız kalmaz Bedir'de, Uhud'da müşriklerden. İnsanlar canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla cihad ederken Müslümanmış gibi davranıp onların yanında bulunup onları mes meydanda bırakıp geri dönmektir bu. 28 Şubat'ta geri dönenler gibi, Kurtuluş Savaşı'nda geri dönenler gibi, Çanakkale'den geri dönenler gibi. Kur'an, sünnet, vatan, millet mücadelesi verilirken o mücadeleyi bırakıp heva ve hevesine koşmak gibi. Bunlar affedilesi şeyler değildir. Çok tövbe edip helallaşıp geri dönmek gerekir. Ayet-i kerime var. Cihada katılmayanların bir daha Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ile cihada katılmalarının ebediyen mümkün olmadığı gibi. Onlar çünkü cihat gününde oturdular Medine'de. Onlar Bedir gününde oturdular. Hendek gününde oturdular. Uhud gününde oturdular. O zaman savaş meydanından geri dönmek. Sufiler bunu nefis mücadelesinden geri dönmek olarak algılamışlar. Bir kimse nefis mücadelesinden de geri dönmez. Geri dönerse günah-ı kebair işlemiş olur. Yedi günahtan birisi. Dördüncüsü ne? Namusu insanlara iftira atmak. İşte zillet budur. Senin namusuna dil uzatırlar, sen bir şey yapamazsın. Sen bir şey yapamazsın. O yüzden Yunus'un da namusuna laf söylemişler. Arı namusu vurdum taşa demiş. Hazreti Mevlana'nın da namusuna laf söylemişler. Abdülkadir Geylani Hazretlerine de söylemişler. Ahmed er-Rufai Hazretlerine de söylemişler. Zinnin-i Mısri'ye de söylemişler. Beyazıt-ı Bestami'ye de söylemişler. İbrahim Ethem'e de söylemişler. Söylemişler. Sufilik yolunda gidecek olanlara da bu söylenir.
Sufilikle gidenlere bu söylenir. Söylerler. Müşriklik her daim sabittir hal olarak. Biz zannederiz ki müşrikler sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanında yaşadı. Hayır. Kıyamete dek müşrikler yaşayacaklar. Kıyamete dek kafirler yaşayacak. Kıyamete dek müminler de yaşayacak. Kıyamete dek veliler de yaşayacak. Evliyalar da yaşayacak. Salihler de yaşayacak. Şeytana tapanlar da yaşayacak. Allah'a tapanlar da yaşayacak. Ve o hal ile hallenenler her daim var olacak. O hal ile hallenenler. O hal ne? Müşriklik, kafirlik, iman ehli, velilik. Bu hal ile hallenenler kıyamet kopuncaya kadar olacak. İşte o yüzden biraz illet, yani biraz hastalık, biraz gıllet, yetiştirememek, biraz zillet, onun namusuna dil uzatılması. Bunlar ne olacak? Dervişler için bunlar varsa günahı, günahına kefaret olur. Günahı yok ise o kimsenin manevi derecatının yükselmesine sebep olur. O kimse manen yükselir. Bu iş çünkü sabır işidir. Sabır. Adamın üzerine bir hastalık var. Sabır. Allah rahmet eylesin. Şeyhimin üzerine hastalık vardı. İşte siroz hastalığı vardı. Karaciğerinde rahatsızlık vardı. Üzerinde değişik mide rahatsızlığı vardı. Tansiyon rahatsızlığı vardı. Bir ara küçük 10-15 tane hap içerdi. Allah rahmet eylesin. Ben bir ara dedim efendim dedim bu ne kadar hap dedim. Gelen hap yazmış, giden hap yazmış. Herkes bir iyilik yapmış. Herkes bir iyilik yapmış, bir hap yazmış. Yemekten önce 4-5 parça, yemekten sonra 4-5 parça, arada 4-5 parça. Kır Allah, iç Allah, kır Allah, iç Allah. En sonunda karaciğeri iyice bozuldu zaten. Allah rahmet eylesin. Bunlar sufiler için, bunu anlayanlar için şikayet edip isyan etmezse, şikayet edip isyan etmezse, o kimse için günahlarına kefaret. Günahı yok ise manevi olarak onun yükselmesine sebep olur. Babamdan kalan miras erkek kardeşler ve kız kardeşler arasında haksızlık yapılıyor ve ben mirası almamaya karar verdim ve hakkımı helal etmiyorum. Allah'a havale ettim. Sizce doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Miras haktır. Mirasınızı alın. İnsanlar dini olarak erkeğe bir, işte iki, kadına bir olarak düşünürler. Burası İslam hukukunun uygulandığı bir yer değil. Burada miras, devlet nasıl ölçtü biçtiyse ona tabi olacaksınız. Bir ülkenin hukuku İslam değil ise oradaki hukuk ne ise insanlar o hukuka tabi olurlar. Hanefiler Darül Harp'te hukuk uygulanamaz. Hukukun uygulanması mümkün değildir. O yüzden Darül Harp'tir. Ve Darül Harp'te de kısaslar uygulanmaz. Hukuk uygulanmaz. O bu sebepten Darül Harp. Darül İslam oluncaya kadar orada yapabilecek fazla bir şey yoktur. Darül İslam olması için mücadele edilir. Ülkemizde çarpık bir nokta var. Çarpık nokta şu. Ülkenin miras hukuku Avrupa'dan alınmış.
Avrupa'dan alınan bir miras hukuku var. Aileler kendi aralarında, kendi kendilerine, erkeklere iki, kadınlara bir yapmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Şöyle doğru değil. Bu hukuk komple Türkiye'de uygulanırsa doğru. Herkesin hanımı bir alacak. O zaman erkeğin de abi konumunda olan kimsenin de hanımı bir alacak. Buradaki bütün erkeklerin hanımları bir alacak. Bütün erkekler de iki alacak. Bunda bir adaletsizlik yok. Ama birisi İslam hukukunu uyguluyor, kadına bir veriyor ama kendi hanımı iki alıyor. Bu yok. Adaletsizlik bu. O yüzden normal şartlar neyse herkes bu noktada bunu alabilir. Ha birisi şunu diyebilir. Kızlardan birisi. Ben bir alacağım, siz iki alın, erkeksiniz. Aileye bakmakla mükellefsiniz, anneme bakmakla mükellefsiniz. Bizim başımıza bir şey gelirse bize de bakacaksınız, mükellef olmasanız da. O zaman tamam. Veyahut da baba sağlığında pozitif ayrımcılık yapabilir. Bu nedir pozitif ayrımcılık? Bayanlara yönelik. Osmanlı'da Hanefiler yapmışlar. Adam ölmezden önce, örneğin çocuklara birer, kız çocuklarına birer daire bağışlamış. Ölmeden önce. Bu bayanlara yönelik pozitif ayrımcılık. Osmanlı hukuki olarak bunu feshetmemiş, bozmamış. Bu olabilir. Evlilik nasip midir yoksa insanın kendi elinde olan bir şey mi? İnsan kendi kaderini kendisi mi çizer? Evlilik bir kimsenin kendi cüz'i iradesiyle yapacak olduğu bir ibadettir. İman nasıl bir kimsenin cüz'i iradesiyle iman cüz'i iradeyle Allah'ın o kimsenin kalbine koyduğu bir nurdur. Cüz'i iradeyle iman kulun cüz'i iradesiyle kalbine konulan bir nurdur. İman etmede senin cüz'i iraden var. İstersen iman etmeyebilirsin. İstemek, bu konuda mücadele etmek, bu konuda çırpınmak, kılı kırk yarmak, koşturmak bize ait. Halk etmek Allah'a ait. Evlilik sizin cüz'i iradenizle koşacağınız bir yol. Nasip değilmiş. Hayır. Sen çalışmamışsın, gayret etmemişsin. Ya çok kibirli bulundun, olmadık yerlere gittin, olmadık kızlar istedin, olmadık erkekler istedin. Hazreti Mevlana'nın tavsiyesine uymadın, isterken ölçülü iste, haddini bilerek iste. Bir saman çöpü, bir dağı kaldırabilir mi? Beytince sen haddini bilmedin, isabet ettiremedin için de kaldın. Veya kibirlilik yaptın, kendini tanımlayamadın. Kız olarak birisi geldi, talip oldu beğenmedin. Hiç sana uygun bir erkek profili yok. Veya erkek olarak ona baktın beğenmedin, buna baktın beğenmedin, o olmadı, bu yan yattı, bu çamura battı, bu bizim aileye uygun değil. Veya anne baba olarak ben kızımı ona mı vereceğim, ben oğlumu o kızla mı evlendireceğim? Kendi kendine
kuruntulara, şeytanın vesvesesine, nefsin kuruntusuna daldın. Ondan sonra yaş belli bir noktaya gelince nerede hacı var, nerede hoca var, nerede uydurukçu, üfürükçü, üçkağıtçı, beşkağıtçı insanlar var, onlara muska yazdırıp evleneceğim diye uğraştın. Hala da onun osu vardı, bunun busu vardı diye uğraştın. Yok. Evlilik bizim cüz-i irademizdir. Muhakkak ki cüz-i irademizde istemek, kendimizi analiz etmek, ailemizi analiz etmek, etrafımızı analiz ederekten bizim kendimize uygun bir kimseyle evlenmektir. Bunu yaratacak olan Allah'tır. Ama bunu koşuşturacak olan, mücadele edecek olan, bu konuda gayret edecek olan biziz. Ama bizde şöyle bir şey var. Bu oturmuş bizde. Bir kimse kendi kendine diyor ki, nasip değilmiş. Allah Allah. Ya kardeş, koştun mu? Aradın mı? Mücadele ettin mi? Yok. 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 Meşhur sözüm. Herkes nefsine göre bir eş, nefsine göre bir şeyh, nefsine göre bir peygamber, nefsine göre bir kitap, nefsine göre bir Allah bekliyor. Nefsi nasıl istiyor? Öyle bir Allah bekliyor. Öyle bir eş bekliyor. Adam kendisine bakmıyor. 1.75 boyunda olsun. Bir de bana sipariş veriyor. Efendim ben diyor kısa boylu hanımlardan hoşlanmam diyor. Diyorum ben. Hanımın diyor boyu 1.70'ten fazla olsun. Filama tutturacak sanki ona. Ha takımın önünde onu yürütecek sanki. 1.75'ten büyük boylu hanım arıyor. Saçları sarışın olmayacak, esmer olacak, gözleri renkli olacak. Beyazın pisişikteki adam gibi. Gülmeni istiyorum ama ağzını açmayacaksın. Böyle bir şey bu. Bir de bana sipariş geçiyor. Ben de fabrika var ya, kodları yazacağım bilgisayara, blenderda karıştıracağım, vereceğim buna. Adam hayal dünyasında dolaşıyor. Bakmıyor kendine. 1.75 deyince kalk bakayım bir ayağa dedim ben. Böyle baktı. Benimki 1.83 de boyum dedim. Gel bakayım bir yanıma dedim. Geldi. Dedim oğlum sen 1.75 değilsin. Baktı bana şimdi. Dedim biraz daha konuşsam ağzımı bozma benim dedim. Sen bu siparişi geç dedim. Annene babana söyle. İnşallah bulurlar sana dedim. Ondan sonra nasip değilmiş. Laf bu. Bak laf bu. Sonra nasip değil. Birine soruyor. Evlenemedim diyor. İyi. Evlendirelim seni diyorum inşallah. Kız erkek önemli değil. Hadi bir bakın birbirinize. Bir işte erkek var veya bir kız var. Görüşün. Efendim benim ne o? Normu varmış. Özel böyle normu var. İyi diyorum bir bakın bakalım senin normlarına uyacak mı bu? Mercedes'e parçalıyoruz ya. Normu uygun mu? Ondan sonra kaldı kalacak. Derin ah çekeceksin daha çok nefes çekeceksin sen de. Bir derin nefes çektin içim sızladı mı? İşin latifesi tabi. Her latifede bir gerçekte yatar tabi. Bu kendilerinin durmuş oldukları noktayı Allah'ı da ortak ediyorlar. Nasip değilmiş.
Yani bu arkadaş çok koşturdu, çok mücadele etti ama Allah yolunda mücadele edenlere yollarımızı açarız ayeti kerimesinin tersine bu arkadaşın yolunu kapattı. Var mı böyle bir anlayış? Cenab-ı Hak diyor ki yolumuzda mücadele eden, cihad eden, yolumuzda gayret edenlerin yollarını açarız. Evlenmek Allah'ın kullarına koyduğu bir norm. Evleniniz. Hazreti Peygamber Efendimiz evleniniz, çoğalınız. Evlilik ibadet açısından bakılırsa o kimsenin koşacağı bir yol. Allah'ın yolu. Bir kimse ben evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde iki şey var. Bir, fiziki yetersizlik. İki, manevi yetersizlik. Fiziken ve madden ve manen yetersiz olanlar kendilerine evlilik kapısını kapatırlar. O kimseye sorulur, fiziken yetersizliğin mi var? Erkek kadın önemli değil. Veya manen yetersizliğin mi var? Psişik, psikolojik dengesizliğin mi var? Psikopat mısın? Öyle ya. Bir evliliği kaldırabilecek psikolojiye sahip değil misin? Öyle ya, olabilir. Onlar da milletin başını yakmasın. Eyvallah. Ama öbür türlü evlenmek için gayret gösterecek insanlar. Derviş şeyhine muhabbet besleyebilmesi için ne yapmalı, nasıl bir yoldan gitmeli ve peygambere muhabbet nasıl beslenmeli, görmediğin birine nasıl muhabbet beslenir? Kardeşler, muhabbet bakkaldan alınan çikolata değil ki. Bu gönül işi. Bu istek insanın içinden gelecek. İnsan ona karşı muhabbet besleyecek. Hacı Mehmet abi dışarıdaydı az önce, sohbet başlayınca ayağının ağrımasına bakmadı. Güldür güldür koşa koşa geldi. Muhabbet olmasa gelir mi adam? Bakkaldan şeker gibi değil ki. Gönül işi. Gönül. İç bir iş. Ya ben nasıl seveceğim? Allah iyiliğini versin senin. Sen bir çiçeği sevememişsin, gülü sevememişsin o zaman. Sen bir çocuk sevememişsin çocuk varsa. Evliysen bir eş sevememişsin. Sevmenin tarifi var mı? Nasıl seveceğim? Allah bizi iyi eylesin. İnsana şeyhini Allah mı sevdiriyor yoksa o kimse şeyhini severken nefsiyle mi sever? Yani ona ilim anlattığı için mi? Sevsin de nasıl severse sevsin. Müzik dinlemek kalbi karartır mı? Karşı cinse karşı yazılmış müzikleri dinlemek zina mı oluyor? Dinlediğin kendi halet-i ruhiyene bağlı. Halet-i ruhiyen ne? Bir kadını düşünerekten mi dinledin? Allah'ı düşünerekten mi dinledin? Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Bunu kime söyler acaba insan? Dün gece mehtaba baktım. Seni sandım diyor ya. Kime der acaba? Kişi namazlarını kaçırdığında o kimse o gün bir hata işlemiş. Allah ona o vakitte namaz kılmayı nasip etmediğinden mi kaçırıyoruz namazlarımızı? Yoksa şeytan mı namazı unutturuyor bize ve bizi namaz kılmak zamanı erteletiyor nefsimizden?
gözünüzü namaza dikerseniz, bu ribat oluyor ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mümin bir namazdan diyor namazı kılar, diğer namaza niyetlenir, gözünü ona diker. İşte bu ribattır, işte bu ribattır, işte bu ribattır der. Ribat dedi, rabıta etmek, her daim onu düşünmek. Seven sevdiğini düşünür her daim. Sevenin gözünde sevdiğinden başka bir şey yoktur. İşte rabıta, ribat odur. Başka bir şey değildir. Günümüzde akraba evliliği ne kadar doğru, akrabalık kaç nesil sonra düşer. Buna çok sıcak bakanlardan değilim, akraba evliliğine. Hadis-i şerif de var, sıcak bakılmamış. O yüzden günümüzde ne kadar doğru, bence çok doğru değil. Uzak durmakta fayda var. Çünkü bir sıkıntı olursa iki ailede birden sıkıntı oluyor. Bir sıkıntı olunca bütün sülalede sıkıntı oluyor. Bundan uzak durmakta fayda var. Çalıştığım iş yerinin anlaşmalı olduğu banka işçilerim ve benim hesabıma promosyon adı altında bir miktar para yatırdı. Bunu kullanmamız doğru olur mu? Olur. Vitir vacibin kazasını kılarken biri gördüğünde seyif secdesi yapmak gerekir mi? Ne alakası var? Emekliyim, 3 ayda bir maaş alıyorum. Zekat verirken son aldığım 3 aylığımdan da zekata dahil mi? Hayır. Zekat verebilmek için bir kimsenin nisap miktarı kadar para bir yıl müddetçe hiç ellenilmeden kenarda ihtiyaç olmadığı için durması lazım. Nisap miktarı kadar para. O bir yıl orada duracak. Bir kimsenin aylık 20 milyar geliri var. 20 milyar da harcıyor. Zekat vermeyecek o. Adamın 50 milyar geliri var. 50 milyar da harcıyor. O zekat vermeyecek. O zekat vermeyecek. Adamın her ay 100 milyar geliri var ama her ay da 100 milyar mesela her devamlı fabrikasına, işine yatırım yapıyor. Gelen kazandığı parayı işine yatırıyor. Gelen kazandığı parayı makineye yatırıyor mesela, örneğin fabrikaya yatırıyor. Alım satım malına değil. O kimse hiç zekat vermeyecek. Suizan ile analiz arasındaki fark nedir? Suizan şudur, bir kimsenin günah işlediğine dair, bir kimsenin haram işlediğine dair elinde bir delil olmadan kendi kendine düşünmektir. Bu suizandır. Ey iman edenler, suizanın fazlasından kaçınınız. Ben kalkacağım Hacı Mehmet'in üzerinde olumsuz şeyler düşüneceğim. Olumsuz şeyleri düşünürken, olumsuz düşünürken Hacı Mehmet'i komple olumsuz göreceğim ben. Sonucu bu. O yüzden diyor ki suizanın fazlasından kaçınınız. Bir bakmışım Mehmet Kuyucu'yu ben kötü görmeye başlamışım. Elimde bir delil yok, elimde bir ibare yok, elimde bir ölçü yok, hiçbir şey yok. Bu benim kendi kendime kurguladım. Sakalına baktım, sakalı hoşuma gitmedi, devam ettim. Sakalı hoşuna gitmedi ya. Sakalı hoşuna gitmedi aslında küfür. Sarmaya başladı. Anladınız mı? Ulan bu ne biçim sarık sarmış ya dedi. Böyle sarık mı sarılır? Ya bu sarık saranların hepsi küfür. Başladı sarmaya bakın. Suizanın fazlası. Allah muhafaza eylesin. Kimsenin üzerinde, elinizde bir delil yok, olumsuz düşünmeyin. Bu demek değildir ki kardeş o komple olumludur, çok iyidir. Hayır, temkinli davran. Temkinli davran. Ama suizana düşme. Yalana, iftiraya düşme.
Gözünle görmediğinin üzerine hükmetme. Sen tek başına görüyorsan gene gördüğün doğru değildir. Kendine bir tokat vur. Bilmediğin vardır. Kendine bir tokat vur. Kendi kendine günaha katma. Allah muhafaza eylesin. Analiz ise bu topluluğu analiz eder insan. Real şeylerdir. Veya ben gittim analiz ediyorum. Ben gittim oraya oturdum. Hiç kimsenin kafasında sarık yoktu. Analiz gördüğünü söylüyor. Baktım hiçbirisi de tek tip giyinmemiş. Tek tip sakallı görmedim. Tek tip saç tıraşı görmedim. Tek tip bir kıyafet görmedim. Bir gömlek görmedim. Bir ayakkabı görmedim. Evet, tek tip kıyafetliler vardı ama onlar da orta yerde hizmet ediyorlardı. Boyunlarında da görevli kartları vardı. Bak, bunlar analiz. Bunlar analiz. Ama öbür türlü o kimsenin üzerine suç isnat etmeye başladınız mı? Bu Allah muhafaza eylesin. Amir veya memur olmayan iki kişi, kişiler hakkında analizlerini birbirlerine söylediklerini, o kişilerin dedikodularını mı yapmış oluyor? Şahıs oluyorsa evet. Üniversiteye gidecek olan çocuklarımıza neler tavsiye edersiniz? Bilmedikleri şehir, bilmedikleri insanlar nasıl davranmalılar? Üniversiteye gidecek olanlar kendilerini okumaktan başka bir şeye vermesinler. Uyuşturucuya, fuhuşa, gevşekliğe, heva ve hevese dalmasınlar. Bu şehirde nasıl olsa annem yok, babam yok, bu şehirde beni tanıyan hiç kimse yok deyip şeytana uymasınlar. Üniversiteye veya liseye veya ortaokula veya herhangi bir okula giden çocuklar, okullarınızdan başka bir şey düşünmeyin. Aileleriniz size yatırım yapıyor. Sizi okutmak için gayret sarf ediyorlar. Size maddi manevi destek oluyorlar. Böyleyken sizin okullarda erkeklerin kız peşinde koşmaları, kızların erkek peşinde koşmaları, Facebook'ta, Twitter'da, bu tip sosyal medyada fuhuşa açık, heva hevese açık, yanlışlıklara açık davranışlarda bulunmaya yeltenmeyin. Gittiğiniz yerlerde, yürüdüğünüz yerlerde, yaşadığınız yerlerde ahlakın, iyiliğin, güzelliğin misali olun. Kendinizi Kur'an, sünnet, vatan, millet düsturuna adayın. Bu millet, bu devlet okul kurmuş, bu insanlar vergilerinden okul kurmuşlar. Ben o okulda bu milletin vermiş olduğu vergilerinle yapılmış olan okulda okuyorum. Ben bu okulda okurken bu milletin vergilerinden toplanmış öğretmenlerin eğitimini alıyorum. Bu millet benim elektriğimi, benim suyumu, benim yiyeceğimi, benim içeceğimi, benim giyeceğimi düşünmüş. Benim okulumu düşünmüş, okulun araç ve gereçlerini düşünmüş. Bu konuda ben bu sorumluluğumu yerine getirmeliyim diye düşünün. Öyle okula gidiyorum deyip de gezi olaylarına katılmak, milletin camını, çerçevesini, malını, mülkünü talan etmek, devletin arabasını, işte ne bileyim polis aracını, askeri aracını yakmak, yıkmak, sivil insanların araçlarını yakıp yıkmak, vatan, millet, Kur'an, sünnet değil. Değil. Okulun malına zarar vermek, sırasına zarar vermek, okulda boykot yapmak, ortalığı yakmak, yıkmak. Bu doğru bir şey değil. Bilhassa üniversitelerde fikir hakim olmalı. Üniversite denilince fikrin tartışıldığı, fikrin konuşulduğu,
yeni oluşumların, yeni gelişimlerin, yeni düşüncelerin, yeni medeniyetin kuruluş yeri olmalı. Ne yazık ki bunları göremiyoruz biz. Benim yaşım 53. Üniversitelerde siyaset kol geziyor. Körü körüne siyaset. Üniversitelerde medeniyet yok. Üniversitelerde fuhuş var. Üniversitelerde anarşi var. Üniversitelerde yabancı madde alışkanlığı var. Uyuşturucu var. 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 Serkeşlik var. Bütün Bursa biliyor şimdi Görükle'de ne olduğunu. Herkesin dilinde. Bu kızlar uzaydan gelmedi. Bu erkekler uzaydan gelmedi. Bu vatanın, bu memleketin evlatları. Bu vatanın, bu memleketin evlatları bunlar. Anne babalar, çocuklarınıza güvenmek hakkınız. Takip etmek, onları ahlaklı ve edepli olarak yetiştirmek vazifeniz. Çocuk fişman yerde okuyor. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Ne olduğu belli değil. Takip edin çocuklarınızı. Habersiz aniden gidin. Telefonlarına bakın, Facebook'una bakın. Bakın, takip edin. Hayatına bakın, yaşantısına bakın, yürüyüşüne bakın. Bakın, takip edin. Ben evladıma güveniyorum. Herkes evladına güveniyor. Kim güvenmiyor ki? Herkes eşine güveniyor. Kim güvenmiyor ki? Allah farz kılmış. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Bir erkek elinin altındakilerden sorumlu. Eşi, çocukları, ondan sorumlusun. Eğer çocuğun bir yanlışlık, eksiklik yaptıysa bu senin sorumluluğunda. Bunun suçlusu da, bunun kusurlusu da sensin birinci derecede. Bir başkası değil. Erkek kız bir hata işlediyse birinci derecede sorumlusu anne baba. Çocuğuna gerekli disiplini ver. Çocuğuna gerekli öğretiyi ver. Çocuğuna gerekli ahlaki denklemleri öğret. Yine oldu. Yine hata senin. Ya nasıl? Hep senin. Anne baba olarak senin. Anne baba olarak senin. Öğret çocuğuna. O yüzden çocuklar üniversiteye giderken inşallah çocuklarınızın iyi bir eğitim alması için, çocuklarınızın düzgün bir insan olması için mücadele edin. Onlara gerekli dersleri verin, gerekli olan tavsiyelerde bulunun. Onları bu noktada gerekli irşatlarını verin. Gittikleri okullarda gidin, takip edin, analiz edin. Bu noktada onlara destek olun, yardımcı olun. Çocuk hiç olmazsa desin ki babam beni takip ediyor, annem beni takip ediyor. Allah bizi iyi etsin inşallah. Bunu kim gönderdi? Ne için? Burada okuyayım diye mi? Bu hikayeyi biliyor buradakiler. Sen dinlemedin mi hiç benden? Dinlemiş miydin? Evet. Kaçta kaldık? Kaç? Evet. Kuş yücelerdedir. Gölgesi ise aşağıda. Gölgesi toprak üstünde kuş gibi uçar durur. Bir ahmak da kalkar o gölgeyi avlamaya girişir.
öylesine o kadar koşar ki güçten kuvvetten kalır. Habere bile yoktur ki yakalamak istediği havadaki kuşun yere vurmuş gölgesidir. O gölgenin nerede olduğundan haberi bile yoktur. Gölge ok atar da atar. Bu atış, bu arayış yüzünden de okluğu bomboş kalır. Bunu zahir olarak düşünürsek eğer biz, beyitleri anlatıldığı gibi düşünürsek, bir kuş düşünün, havada uçuyor, gölgesi de yere vuruyor. Bir kimse de o gölgeyi kuşun aslı zannedip gölgenin onu yakalamak için onun peşinden koşuyor. Bu doyurmadı sizi, öyle değil mi? Evet. Gölge, dünya gölgedir. Bir başka veçeden bakalım. Dünyaya sahip olmak için, dünyayı elde etmek için koş Allah koş. Bitmek tükenmez bilmeyen bir şekilde koş. Ve yine diyor ki hadis-i şerifte, o kimse o dünyayı tam olarak yakalayamaz. Başka bir taraftan daha bakalım. Dünya hayatı bir gölgeden ibarettir. Dünya hayatına kanarsa bir kimse, dünya hayatını asıl hayat zannederse, bir türlü o dünya hayatına doyamaz. Ve dünya onun için süslü bir şekilde karşısında durur. O hep böyle o dünya hayatının gafleti, o dünya hayatının heva ve hevesi içerisinde bomboş bir hayat yaşar. Biraz daha gidelim. Gölge. Arabi komple varlığın bir boyutunu, bir derecesini gölge alem olarak nitelendirir. Bu alem gölge alemdir. Bu alem asıl alem değildir. Hakikat değildir. İnsanlar bu gölge alemin içerisinde bu alemi hakikatmiş gibi zannedip bu alemin içerisinde bu alemi hakikat görürler. Bunu da geçelim. Büyük sufiler demişler ki Allah'tan gayrı her ne var ise hepsi de gölgedir demişler. Buna da bir sufi terimi vardır ya. Önce hiçbir şey yok iken Allah vardı. Öbür taraftan bir veli, arif zat demiş ki hala da aynıdır demiş. Hiçbir şey yok iken Allah var idi. Oradan zatın birisi de demiş ki hala da aynı demiş. Yani yine hiçbir şey ne yok. Bunu da koyun bir kere. Bir gölgelikten daha bahsedelim. Yine Arabi der ki varlık bir hayalden ibarettir. Bütün varlık alemi bir hayalden ibarettir. Varlığı komple götürdü hayale bağladı. Hayal ise zahiren yoktur. Bunu da bir yere koyun. Hep bugün bir yerlere koyun bunları. İstediğiniz yere koyun bunların istediğiniz alırsınız sonra. Bir yere koyun sonra lazım olur size alırsınız. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki ey oğul sen bu alemi hayal üzerinde yürür gör.
hayalin üzerinde varlık, cisim yürüyebilir mi? Hayal var, hayalin üzerine bir varlık olabilir mi? Acaba Hazreti Mevlana'ya göre bu alem hayalin üzerine bir gölge mi? Hayalin üzerine bir hayal mi ki? Yoksa Arabi'nin bu varlık hayalden ibarettir dediği şeyi mi tefsir ediyor? Yoksa daha derinlemesine mi söylüyor? Arabi ortaya bir taş attı da o Arabi'nin o taşını daha mı ileri attı? Sen bu alemi hayal üzerinde yürür gör. Bu alem dedi, kocaman o kozmos dediğimiz alemse hayal üzerinde yürüyor. Bu alem dedi, bu alem dedi, alemden kasıt alemin nüvesi çekirdeği hükmünde Adem ise Adem de mi hayal üzerine yürüyor? Adem'i kendi suretinde yarattığına göre hangi varlığın boyutunda kendi suretine göre yarattı da o zaman vücudun öyle bir varlığın öyle bir makamı var da orası da hayal üzerine mi acaba? Geçen hafta beyite girmeyişimin sebepleri bunlardı. Şimdi Hazreti Mevlana kuş yücelerdedir dediği kuş. Kuş yücelerdedir. Yücelerde. Kuştan kastı ne acaba? Kuş yücelerdedir gölgesi vurduysa ve yücelerdeki kuşu avlamak mümkün değil ise ve yücelerdeki kuşa biz oktayı atamıyorsak Hazreti Mevlana'nın yücelerdeki kuştan kastı ne ki? O kuşun bu aleme gölgesi düştüyse o kuştan neyi kastetti acaba? Ne zevk değil mi Yunus? Sufilikte zevk bir anlık değildir. Tesbih gibi an an arkasından gelmeli. O zevkten zevke geçerekten, halden hale geçerekten sarhoşluğu hiç bitmez. Hep sarhoştur. Ayılmaktan korkar onlar. Ayılırsa sevgiliyi gözünün önünde göremez. O yüzden ayılmamak için hep sevgilinin hayaliyle olmak için içtikçe içer, içtikçe içer, içtikçe içer. Bir an ayılırım diye ödü kopar. O yüzden Hazreti Mevlana akla der ki sen beni ayıltmak istiyorsun git. Bize Mansur şarabı getir. Ben hiç ayılmak istemiyorum der. Şimdi bir kuş hayal edin. Yücelerde uçsun. Hiç konmasın. Bir kuş hayal edin. Mekanı olmayan bir kuş hayal edin. Mevkisi olmayan bir kuş hayal edin. Sıfatları bilinmeyen bir kuş hayal edin. Adı var, sıfatları var, kendisi bilinmeyen. Bir kuş hayal edin. Siz onun üzerine ne koysanız o değil denilen. Bir kuş hayal edin. Gölgesi her daim durduğu yerde durmuyor. Her an uçma halinde. Ne tarafa dönerseniz dönün, onun gölgesiyle karşılaşıyorsunuz. Ne tarafa bakarsanız bakın, kuşun gölgesi sizin önünüzde uçuyor.
ve cilveleniyor size ve size kanatlar çarpıyor. Olmuyor, size nameler döküyor. Olmuyor, size böyle enteresan cilvelerle cilveleniyor. Bir kuş düşünün. Onu avlamamak için insan kendini zor tutar. Öyle değil mi? Bir kuş düşünün. Bu noktada herkes kendi hayalinin peşine koşuyor şimdi. Tweet'ten beri böyle koyun kenara, koyun kenara, koyun kenara dediklerinden bir tanesini kendinize alın. Sohbeti dinlediyseniz, dinlemediyseniz hangisi diye soracaksınız zaten. Ben de diyeceğim ki mesleğinin başı olan dinleyi dinlememişsin sen. Bunu böyle farklı muhabbete çekmeyin. Herkesin bu alemde önünde bir gölgesi vardır. Aşık olduğu. O gölgeyi yakalamaya çalışır. Kafanı kaldır da o yücelerdeki kuşu görmeye çalış. Aklını bu manada sarhoş et de, bu manada sarhoş et de, sen aslına, hakikatine ulaşmaya çalış. Sen ahmaklar gibi gölgeye ok atanlardan olma. Sen ahmaklar gibi gölgeyi yakalamaya çalışanlardan olma. Muhakkak gölge seni asla götürür. O zaman sen seni gölge, öyle bir gölge bul ki kendine, o seni aslın aslına götürsün. Kendine öyle bir gölge bul ki o gölgeyin, gölgeyi takip edersen seni hakikate götürsün. Ama kendine öyle bir gölge bulamadıysan, bil ki ahmaklar gibi sen okluğunda okun kalmayacak. Aklını devşir de, bu sohbeti dinledikten sonra aklını devşir. Bu sohbeti dinledikten sonra kendine gel. Hangi sahte gölgelerin peşine düştüğünü gör. Seni hakikate götürecek bir gölge bul. Hazreti Mevlana Mesnevisi ne der ki? Seni hakikate götürecek bir gölge bul. Ama Hazreti Mevlana da Mevlana Mesnevi'ye göre Mesnevi'deki işareti insanı hakikate götürecek olan gölge zamanın velileridir. O zaman sen de bu zamanın velisini bul da o Allah'ın gölgesidir çünkü seni hakikate ulaştırsın. Ömür oklu bomboş kaldı. Demek ki ömürden her zaman birimi bir ok. Kaç yıllık ömür verildi? 80 yıllık bilinmiyor. 80 yıllık bir ömür okluğu var. Her gününe bir ok koydun, her gününe sen ne yaptın? Bir sahte gölgenin peşinden koştun. Dünyanın, heva hevesin, fuhşun, kumarın bu noktada seni Allah'tan uzaklaştıracak gölgelerin peşine düştün. Her gününü sen boş hayallere, boş kuruntulara kurban ettin. Ömür okluğunu boşa harcadın. Ömür okluğunu sen heva hevese harcadın. Ömür okluğunu şeytana harcadın. Ömür okluğunu namazsızlığa harcadın, oruçsuzluğa harcadın. Ömür okluğunu haramlara harcadın. Ömür okluğunu günahlara, kötülüklere, yanlışlıklara, eksikliklere harcadın.
Ömür oklunu sen Allah'a düşmanlığa harcadın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine aykırılığa harcadın. Ömür okluğunu sen nerede içki içerim, nerede kumar oynarıma harcadın. Ömür okluğunu sen nerede fitne fücur çıkarırım ona harcadın. Ömür okluğunu sen kimin namusuna dil uzatırım için harcadın. Ömür okluğunu sen hangi kızı kandıracağım diye harcadın. Ömür okluğunu sen hangi oğlanı baştan çıkaracağım diye harcadın. Ömür okluğunu sen nefsine harcadın. Beni sevsinler, beni tanısınlar, beni bilsinlere harcadın. Ömür okluğunu şeytana, gaflete, heva hevese harcadın. Ömür okluğunu sen gösterişe harcadın. Sen ömür okluğunu Allah'a harcamadın. Allah'a harcasaydın hakikate erecektin. Çünkü ne dedi Mevlüt Han Süleyman Çelebi? Aşk ile bir kez Allah dese o lisan, dökülür cümle günahları mistihazan. Sen ömür okluğunu Allah'ı tanıma, onu bilme, onu zikretme, onu tesbih etme, onu tenzih etmeye harcamadın. Sen ömür okluğunu, çoluğunu, çocuğunu Kur'an ve sünnete göre yaşatmaya harcamadın. Sen ömür okluğunu Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı yaşamaya harcamadın. Sen ömür okluğunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine tabi olmaya harcamadın. Onun haliyle hallenmeye harcamadın. Sen ömür okluğunu yarın düğünde ne giyeyim, nasıl bir kıyafet tercih edeyim ki bütün herkes bana baksın. Ben yarın çarşıya çıkarken ne giyeyim ki herkes dönsün bana bir daha baksın. Ben yarın nasıl sema edeyim de herkes dönsün bana ne semazenmiş desin. Ben nasıl bir zikrullah yapayım da bütün dergah gözünü bana çevirsin. Ne aşıkmış ya, ne zikrullah yaptı desinlere harcadın. Sen ömür okluğunu harama daldın. Allah'ın lanetlediği işe dalaraktan harcadın. Sana yapma dedim, yaptın. Gitme dedim, gittin. Sana o eve bir daha girme dedim, girdin. Ömür okluğunu harcadın. Şimdi kapıda durmanın bir anlamı yok. Yapma dediğimi yaptın. Affettim. Bir daha girme oraya dedim, girdin. Affettim. Bir daha yapma dedim, yaptın. Şimdi seni seviyorum deme. Ömür okluğunu bir seferde harcadın. Bir seferde. O zaman sen harcadın. Aptal olan sensin. Salak olan sensin. Hain olan sensin. Gaflette olan sensin. Allah kimseye zulmetmez. Sen okunu boşa attın, bitirdin. Allah kimsenin önüne, kimsenin önüne hainlik koymaz. Sen seçersin. Sen seçersin. Bir seferde okluğunu tüketirsin. Bir seferde. O zaman sen ömür okluğunu bir seferde harcadın. Bir seferde. O zaman kimseye yüklenecek yük yok. Cüz irade senin. Yol seçimi senin. Ashabtan bir kısmı cihada giderken oturmayı seçen sensin. Zikrullah orada dururken
evinde oturmayı seçen sensin. Yapma bu haramı, işleme denilirken haramı işleyen sensin. Ömür oklunu sen bitirdin. Bir başkası değil. Bir başkası değil. Bir başkası değil. Sen bitirdin. Nefsine uyan sensin. Yanlış yapan sensin. Lanetlik işle uğraşan sensin. Allah'ın lanetine uğrayacak olan da sensin. Bir başkası değil. O zaman işte Hazreti Mevlana diyor ki, ahmaklar, ahmak, ahmak, ahmak. Ahmak nedir? Pozitif aklını çalıştırmayan insanlar. Pozitif aklını. Bir kimseye bu dendi ki yasak, yapma. Bunu yapıyorsa ahmaktır o. Ahmakla yol gidilmez. Ahmaktan dost olunmaz. Ahmaktan kardeş edilmez. Ahmakla yan yana savaşılmaz. Onun kafana kaldırma dediğin yerde kafasını kaldırır, dınk mermiyi yer. Ahmak çünkü. Dinlemiyor ya. Tim komutanları vardır ya askerde. Takım komutanları vardır. Hiç ahmaktan takım komutanı yaptıklarını gördünüz mü? Takım komutanı demek takımı kurtaracak adam demektir. Tim komutanı demek timi kurtaracak adamdır. O iradeyi eline alır. O karar verir. O dirayet gösterir. Yanında bir tane asker var. Hangi tim komutanı ister laf dinlemeyen bir askeri yanında? Karşıda düşman var. Tim komutanı diyor ki sen şurada bekle, sen burada bekle, sen burada bekle, sen orada bekle. Sakın bunu yapmayın. Birisi ona burada bekle demiş, o uyuyor orada. Veya burada beklenmez, ben oraya gidip beklemem lazım. Ya beni neden burada bekletti ki? Çekti orada bekliyor. Tim komutanı diyor ki burası sağlam. Oradan kurşun yiyor. Ahmak. Sufi kardeşler, derviş kardeşler, laf dinlemeyen ahmaktır. Laf dinlemeyen anarşisttir. Laf dinlemeyen akıllı değildir. Cephenden senin gedik açıyordur. O gölgeye ok atıyor, laf dinlemiyor. O okluğunu boşa harcıyor. Sakın, düşmanın dahi akıllısı makbuldür. Düşmanın dahi akıllısı makbuldür. Laf dinlemiyor, söz dinlemiyor. Yapma dediğini yapıyor. Haram işleme diyorsun, işliyor. Ve devam ediyor. Onunla yol gidilmez. O ömür okluğunu boşa harcıyor. Seni de harcar. Seni de batırır. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi derdi ki, üstadım, Mustafa Efendi, oğlum öyle ikide bir de lafını kesen adamın yanında taşıma. İkide bir de lafa gireni sakın yanında götürme oğlum. Her gördüğünü yiyeceğim içeceğim diye uğraşanın yanında götürme. Seni dinlemiyorsa yanında taşıma oğlum. Yarın dinler diye düşünme. Bir sefer dinlemedi mi seni? O bir daha dinlemez seni. Bir iş söyleme ona. Bir sefer bekle burada dedin, beklemedi. Ondan sonra ya beklememişim burada, ben sana bekle dediydim. Ya orada bekleme dedim ben. Ha tamam. Bir daha bekleme, o seni gene aynı yerde beklemez. Sen onu 1001 sefer affetsen, o 1002'sinde gene aynı şeyi yapar.
Bırak ona, bir daha bir şey deme ona. Ona bir daha bir şey deme. Seven insan bir sefer söylersin sevene. İkinciyi söylemene gerek yoktur. İkincisi lafı gaftır. Bir sefer söyledin, anlamadı. Ahmak, yapmadı. Ahmak. Ömür okluğunu boşa harcayacak o. Seni bir sefer sattı, ikinciyi de satar. Bir sefer gitti, ikinciye de gider. Gider. Ya bir sefer yapma, bir daha o eve girme dedin, girdi. İkinciye bir daha girer o. Hatta oturur orada yaşar. Bunu da kendine makul gör. Evet. Evet. Ahmak çünkü. Ömür oklunu boşa harcıyor. Harika. Fakat adama Allah gölgesi olursa onu hayalden de kurtarır, gölgeden de. Eğer peşine düştün Allah gölgesi ise, bunu Hazreti Mevlana peygamberlere, peygamberlerden sonra velilere atfetmiştir. Eğer senin peşinde koştuğun şey Allah gölgesidir. Veliler yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Onun peşine koşarsan Allah'a ulaşırsın. Eğer diyor sen aşka ulaşacaksan bir aşık bul. Onun gideceği yer maşukun mahallesidir. Bir aşık buldun. Takip et onu. O maşukun mahallesine gidecektir. O maşukun evine gidecektir. Onu takip edersen, onun ayak izlerini takip edersen seni maşukun mahallesine götürür. Seni maşukun şehrine götürür. Çünkü o maşuğa aşık. Ya aşık ol, ya önüne düşecek bir aşık bul. Aşık buldun. O aşığı buldunsa gaflete düşme. Peşine düş. O seni maşuğun mahallesine götürecek. Aa yok, ben onu tanımam diyorsan, bir an ben onu dinlemem dersen İnkıtaya uğra. Yolun kesilir. Yolun kesilir. Senin bir anın, senin bir dakikan, senin bir günün onun için milyon kilometredir. Sen kendine bir gün olarak düşünürsün. Oysa kaybettiğin milyon kilometre olur. Araya mesafeler girer. Yetişemezsin. Araya dağlar girer, ulaşamazsın. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki, gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsimin eline bırakma. Gözünü açıp kapatıncaya kadar. Ya bir git hakikati bul. Bunun yolu, bunun adetullahı, bunun sünnetullahı Hazreti Allah koymuş. Ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Hakikate ulaşmanın yolu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yolundan geçer. Sen bir gölge bul da seni o yola götürsün. Sen bir gölge bul da seni onun haline taşısın. Onun haliyle hallenen olsun. Bir gölge bulduysan sakın ha yoluna ona ihanet etme. Yolunu şaşırırsın. Gözlerin kör olur, bulamazsın. Bir an gaflete düştüğünde uçar gider elinden. Milyon kilometre olur önünde. Yetişemezsin. O zaman sen ahmaklardan olma.
o Allah'ın gölgesine sımsıkı yapış ki seni hakikate götürsün. Seni aslına götürsün. Seni aslın aslına, özün özüne götürsün. Allah'ın gölgesi Allah'ın kuludur. Bak, Allah'ın gölgesini de tarif ediyor bize. Anlatıyor. Allah'ın gölgesi Allah'ın kuludur. O Allah'ın kuludur. O masonların, siyonistlerin kulu değildir. O partinin, purtinin kulu değildir. O şahısların kulu değildir. O herhangi bir hizbin kulu değildir. O şunun bunun kulu değildir. O paranın, o dünyanın, o şanın, o şöhretin, o hevesin, o nefsin kulu değildir. O Allah'ın kuludur. O sadece Allah'a kulluk eder. Sadece Allah'a kulluk eder. Demek ki Allah'ın gölgesi Allah'ın kuludur. Ondan haram bekleme, ondan heva bekleme, ondan heves bekleme, ondan şeytaniyet bekleme. Ondan kendi şeytaniyetine göz yumma bekleme. Ondan kendi heva ve hevesine göz yumma bekleme. Ondan kendi haramını helallaştırma bekleme. Ondan kendi soysuzluğunu soyluluk haline getireceğini bekleme. Bekleme. O Allah'ın kulu. Ondan yanlış bir şey isteme. Ondan Allah'ın lanetlendiği bir işi yaparaktan onun yanında yer bulacağını zannetme. Allah'ın kulu. Ondan ancak Allah'a kul olmayı öğrenirsin. Allah'a kul olmayı. Onun yanında padişahlık bekleme. Onun yanında makam mevki bekleme. O ancak Allah'a kulluğu sana öğretecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kul idi. Kul. Kul. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Ben Mekkeli dul kadının kuru ekmek yiyen oğluyum. Öyle dedi kendisine. Dedi ki ben Allah'a kulum. Benim yanımda gaybin hazineleri yoktur dedi. Öyleydi değil mi ayet-i kerime? Ben gaybi de bilmem. Benim yanımda Allah'ın hazineleri de yoktur dedi. O Allah'a kuldu. İşte Allah'ın gölgesi Allah'ın kuludur. O bu dünyadan ölmüştür. Allah'la dirilmiştir. O bu dünyadan ölmüştür. O dünya tapıcılığı yoktur. Onda dünya sevdası yoktur. Onda dünya aşkı yoktur. O ben bu dünyaya kazık çakacağım diye uğraşmaz. Daha çok yaşayacağım diye uğraşmaz. O bu dünyada yaşamak zorunda olduğu için yaşar. O bu dünyada dünyada bulunmakla emrolunduğu için dünyada bulunur. Allah'ın takdiri olduğu için dünyada bulunur. Onun bu dünyaya olan aşıklığı, bu dünyaya olan sevdası yoktur. O bu dünyada ölü gibidir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerine dedi ki siz dünyada yaşayan ölü görmek istiyorsanız Ebubekir'e bakın. Dünyada ceset birini görmek istiyorsanız, yaşayan bir ceset görmek istiyorsanız Hazreti Ebubekir'e bakın dedi. Hazreti Ebubekir'e. O yaşayan ölü gibiydi. Allah'ın dostları, Allah'ın velileri yaşayan ölü gibidir. Onlar bu dünyada yaşarlar ama bu dünyaya ait değillerdir. O bu dünyada sizinle benimle beraber nefes alırlar. Ama onlar bu dünyanın insanı değildir onlar. O yüzden Hazreti Mevlana başka beytinde der ki sen küstahlık yapma. Bunlar da bizim gibi insan deme. Bunlar da bizim gibi yiyorlar içiyorlar diye görme. Bizim gibi uyuyorlar diye görme. Sen nerede? Onlar nerede? Onlar Allah'a dost olmuşlar. Onların sofraları semadan geliyor. Onların yiyecekleri, içecekleri ötelerden geliyor.
Evet. Sen sakın benimle beraber yiyor zannetme. O yemeğine bakıyor, yemek cennetten gelme. O bakıyor suyuna, suyunu melekler getirmiş. O bakıyor yiyeceğine, yiyecek cennetten gelmiş. Sen zannediyorsun ki senin gibi sarımsak soğan yedi. Sen zannediyorsun ki senin gibi dolma yedi. Sen zannediyorsun ki senin gibi et yedi, ot yedi. Hayır, yok. Onun nimeti öteden geliyor. O bu dünyada yiyormuş gibi görüyorsun sen onu. Onun nimeti ötelerde. Ha, Musa'nın ümmetine cennetten sofra indirecek. İsa'nın ümmetine cennetten sofra indirecek. Muhammed-i Mustafa'nın dostuna indirmeyecek, öyle mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım dediği. Peygamberin evveli ve ahiri olan Hazreti Muhammed-i Mustafa'nın ümmetinden olan velilerine, dostlarına cennetten sofra indirmeyecek. Vah! Hayır. O Muhammed Mustafa'nın velilerine, dostlarına cennetten sofra indirir. Arş-ı Ala'dan nimet getirir. Arş-ı Ala'dan getirir. Melekler kafayı yerler, karıştırırlar. Nereden geldi bu diye. Sakın ha. Onu kendin gibi de görme. Kendin gibi sayma. Sen uyuyorsun fosur fosur. Onun uykusu da ibadettir. O uykusunda sohbet eder, uykusunda zikreder, uykusunda gider, gelir. Oo, onun uyuması ibadet. Ya uyanıkken zikir, uyuması ibadet. Sakın ha, ne yapmış o? Allah'la dirilmiş. Nefsini Allah yolunda, Allah yolunda terbiye eden, nefsini hevadan, hevesten, şeytandan çeken Allah'la dirilir. Hiç işkillenmeden çabucak onun eteğine sarıl da ahir zaman fitnelerinden kurtul. Şeytan senin kalbinden dürtmesin. Şeytan senin eteğinden çekmesin. Şeytanlaşmış insanlar senin aklını çelmeye çalışmasın. Şeytanlaşmış düzenler, şeytanlaşmış sistemler, şeytanlaşmış anneler, şeytanlaşmış babalar, şeytanlaşmış eşler, şeytanlaşmış komşular, şeytanlaşmış akrabalar, şeytanlaşmış malın, şeytanlaşmış makamın, şeytanlaşmış mülkün, şeytanlaşmış bağlar seni o velinin yolundan çekmesin. Sakın göz açıp kapatıncaya kadar dahi fırsat verme. Yapış ona sen. Sımsıkı bırakma. Bıraktığın an kaybolduğun andır. Sakın. Bu ahir zaman fitnesinden kurtuluş yolu bu. Hazreti Mevlana 850 yıl önce bunu tespit etmiş. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğumu ahir zamanın başlangıcı. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Bu ahir zaman fitnesinden kurtulmanın yolu bir velinin elinden tutmak, bir velinin yolundan gitmek. Yoksa birisi hadis-i şerifler sahih mi deyip beynini bulandırır. Birisi mezhepler var mı deyip aklını bulandırır. Birisi dinin şurası böyle miydi, şöyle miydi der, kalbini allak bullak eder senin. Birisi ben din profesörüyüm der, çıkar hadislerin hangisi sahih hangisi değil der. Senin aklına çomak karıştırır. Sen bir Allah dostu bul, bir veli bul, onun elinden tut. Bırakma, dinle onu. Dinle. Bir an için, bir an için dahi gaflete düşme.
Allah gölgeyi nasıl uzattı demiş ya. Cenab-ı Hak ayeti kerimede der ki Allah'ın gölgeyi nasıl uzattı? Allah'ın gölgeyi uzatması veliyi kerametle desteklemesi, velilerini ardı ardına göndermesi, velilik müessesesini oluşturması. Allah gölgeyi uzattı, velilerini tesbih tanesi gibi ardı ardına ekledi. Velilerini kendi zamanının içerisinde zamanın kutbu etti. Allah gölgeyi uzattı, gölgeyi genişletti, gölgeyi büyüttü, gölgeyi devam ettirdi. Veliler ardı ardına geldi. Bu erenlerin varlıklarına işarettir. İşte bu Allah dostlarının varlığına işarettir. Ne dedi? O veliler mahzun da mahcup da olmazlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne dedi? Her zaman Allah'ın 40 tane veli kulu vardır. Yaşarlar. Sen sakın yok deme. Allah'ın veli kulu bu zamanda yok dersen tecdid iman, tecdid nikah gerekli. Bu zamanda veli mi varmış diyen bir kimse küfre düşer. Allah'ın el-veli ismi şerifi var. O ismi şerif, o sıfat birisinin üzerinde, birilerinin üzerinde tecelli edecek. Bu zamanda yok dersen sen körlerdensin. Sen, gözün kör olmuş senin, kulağın sağır, kalbin mühürlenmiş senin. Tövbe et. Bu zamanda yok dersen tecdid iman, tecdid nikah gerekli. Kendin gibi görüyorsun. Sen müşriksin ya, herkesi müşrik görüyorsun. Sen körsün ya, herkesi kör görüyorsun. Sen sağırsın ya, manevi bunlar. Sen de herkesi sağır zannediyorsun. Dışarıdan çocukların seslerini duyuyorsunuz değil mi? Duymayan var mı? Duymayan sağırdır. Bu zahiridir. Zahiri. Bir melek geldiğinde onun sesini duyan var mı? Bu manevidir. Bir pir efendi gelse buraya otursa, selamun aleyküm dese, onun selamını duyan varsa bu manevidir. Bir pir efendi geldi bu tarafa, solda bir tarafa oturdu örneğin. Onu bir kimse gördüyse o göz manevidir. Zahiren deden nenem de görüyor. Herkes görüyor şimdi. Sen gönül gözünü açmaya çalış. Çocuklar da görüyor. Senin görmenin fazla bir özelliği yok. Oradan birini kaldırsam beni görüyor mu desem görüyorum diyecek. Bir özelliği var mı? Yok. Sen görünmeyenleri görmeye çalış. Onun yolunu ara. Sen duyulmayanları duymaya çalış. Onun yolunu ara. Sen şuradaki kabirdeki kimseye bir selam ver. Senin selamını alıp almadığını duy. Onun yolunu ara. Hacca gideceğiz hep beraber şimdi. Benim vize çıkmış elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Şimdi oraya gittiğimizde şimdiden düşün. Beytullah senin selamını alacak mı almayacak mı? Şimdiden kendi kendine yolunu kur. Sen yola çıkmaya başladığında Beytullah seni evinin önünde bekleyecek mi? Beni ziyarete gelen geliyor diye. Hazreti Muhammed Mustafa daha yola çıkarken seni karşılayacak mı? Hadi yola çıkmadan neyse, Medine-i Münevvere'ye girerken seni karşılayacak mı? Hadi o da neyse, kabri şerifinin başına gittiğinde Esselamu Aleyke ya Resulallah dediğinde hemen anında ve aleyküm selam mı diyecek? Yoksa sen salatü selam getireceğin ses yok. Salatü selam getireceğin ses yok. Salatü selam getireceğin ses yok.
salatu selam getireceğin görüntü yok. Ha duvara mı söyledin? Ha oraya kabrime söyledin? Sen selam vereceksin, o selamı sen alacaksın. Sen selam vereceksin, o selamı sen alacaksın. Yoksa sahibi mi alacak? Daha sen esselamu aleyke ya Resulallah dediğinde ve aleyküm selam mı diyecek? Ona bak sen. Ona bak, ona. Onun için yan ağla, dön ağla. Yan ağla, dön ağla. Adam Beytullah'ın merdivenlerini saymış. İki direğin arasına adımlamış adam. Bana anlatıyor, Hacı Efendi filancı direkle filancı direğin arası kaç adım biliyor musun? Bilmiyorum dedim ben. Sen hacı olmamışsın dedi, doğru söylüyorsun dedim. Böyle baktı. Dedim aklın erdi demek ki dedim. Beytullah'ı gördüğünde iki direğin arasını adımlamayı dedim. Aklın erdi demek. Nasıl aklını kaybetmedin orada dedim. Nasıl kaybetmedin? Nasıl yemek aklına geldi? Nasıl içmek aklına geldi? Nasıl sen Beytullah'ı bıraktın gittin? Nasıl Medine-i Münevvere'yi bıraktın gittin? Otururken, o da senin karşındayken gidebilir misin? Sen Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dediğinde o da sana orada dua ediyorsa nasıl bırakırsın? Gider misin? Gidebilir misin? Beytullah renkten renge girerken nasıl bırakıp gideceksin? Gökten mahlukatlar sıraya girmişler tavaf etmek için. Nasıl bırakıp gideceksin? Bilmediğin, tanımadığın, hayal etmediğin nice yaratıklar, varlıklar. Başlarında imamları lebbeyk çeke çeke tavafa gelmişken sen nereye gittin Hacı Efendi? İki direğin arasını mı sayıyordun o esnada? Allah rahmet eylesin sorardı hele yanındakına. Beytullah hangi renk oğlum şimdi? Yanındakına sorardı. Millet yanında oturamazdı. Bu soruyu bilen yanında oturamazdı. Bu soruyu bilen, bunun sorulacağını bilen Şeyh Efendi'nin yanında oturamazdı. Ancak gelirler. Selamünaleyküm, aleykümselam. Efendim bir şey soracaktım. Ha, susar, sor. Sonra Mustafa Efendi sen söyle oğlum. Hazır soru. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin şehrine geldiniz mi evlatlarım? Geldiniz. Sizin selamınızı aldı mı? Ev sahibi sizin selamınızı aldı mı? Şeyhim buna sor, bunu sorardı. Ev sahibi selamınızı aldı mı? Bir eve girseniz, selamun aleyküm deseniz, ev sahibi aleyküm selam demezse, rahat oturabilir misiniz orada? Rahat yiyebilir misiniz? Rahat içebilir misiniz? Rahat yatabilir misiniz? Allah rahmet eylesin, bunu öğretti bana. 92'de ilk hacca gittiğimde bunu öğretti bana. Mustafa Efendi, buyurun efendim. Beytullah ne renk oğlum şimdi? Efendim, sapsarı görünüyor. Oğlum siyah değil mi? Yok efendim, sarı görünüyor. Ha iyi. Haberimiz yok bizim bir şeyden. Ama sapsarı Beytullah. Altın sarısı. Altın sarısı. Ertesi gün sabah namazını kıldık. Öyle yan tarafta. Edeptir. Şeyhin yanı başında durulmaz. O çekerse gelirsin. Yanına başkaları girer.
Yanına başkaları durur, durur. Sen yanı başına gitmezsin. Ben böyle bir saf gerideyim. Namazı kıldık. Böyle döndü gözünün ucundan, baktı arkadayım. Kafasını çevirdi böyle. Bir daha baktı. İşaret etti, buraya geldi, yanındaki boşaldı. Ben gittim arkadan. Buyurun efendim dedim. Ne renk Mustafa efendi dedi. Efendim sabah namazının farzını kılmaya başladığımızda bembeyaz oldu dedim. İyi. İkinci gün öğrendim ki Beytullah renkten renge giriyor. Ya o renkten renge giriyor, ya sen renkten renge giriyorsun. Şeytanı taşlayanlar, gördünüz mü şeytanı? Kime taş attığınızı gördünüz mü? Bana öyle dedi. Ertesi gün dedi ki, Mustafa efendi kimi taşladığını gördün mü oğlum dedi. Gördüm efendim dedim ben. Gözüne vuraydın dedi. Gözüne vurdum efendim dedim. Maşallah oğlum dedi. Gözünü vurdun mu? Gözünü vurmadıysan bir daha taş at. Gözüne vurmadıysan bir daha taş at. Ertesi gün düzgün nişanla. Gör kimi taşladığını. Taş attığın şey taş değil. Taş attığını gör. Sayda koşuyorsun. Sayda koşarken bakıyorsun. Beytullah'a bakmak sünnet. Ama Hacer annemiz İsmail'e baktı orada. Koşarken İsmail'i gördün mü? Koşarken İsmail'i gördün mü orada? İsmail'in bebek halini gördün mü? İsmail'in bebek halini görmediysen neden koştun? İstilam ediyorsun Sefa ile Merve'de. Bismillahirrahmanirrahim. Hacer annen İsmail'i görmek için tepeye çıktı. Sen İsmail'ini gördün mü? Okulunu boşa harcamışsın. Hacca gitmek de okluk. Ümre'ye gitmek de okluk. Sufi, okluğunu boşa harcama. İşte Allah evliyalarını bu alemde uzattı, yürüttü. Onlara nefes verdi. Kıyamete kadar o velilerin yolu devam edecek. Sen yol bitti deme. Sen velilik bitti deme. Küstahlaşma. Gözüm kör oldu. Ben veliyi göremedim de. Ben ne suç işledim de Allah kendisinin dostunu benim önüme perde çekti de. Ben nasıl bir günah işledim? Ben nasıl bir hainlik yaptım? Ben nasıl bir vefasızlık ettim de? Velinin elini bıraktım de. Ben nasıl bir halt işledim ki o veliden uzak oldum da? Kendine bul suçu, başkasına değil. Çünkü veli Allah güneşinin ışığına kılavuzdur. O veli seni Allah'ın ışığına, Allah'ın nuruna götürecek. Onun kılavuzudur o. Allah'ın adetullahıdır. Peygamberler, peygamberlerden sonra velilerini gönderir ki o onlar insanları Allah'ın nuruna taşısın. Bu kılavuz olmadıkça bu ovada yola düşme. Bir veliye ulaşmadıkça yola düşme. Bir velinin elini tutmadan yola koyulma. Ahmaklık yapma. Bir veliye intisap etmeden
ben Allah'ın nuruna buluşurum, ulaşırım deme. Adetullah bu değil, sünnetullah bu değil. Kendi kendine yol vuruculuk, kendi kendine şeytanlık yapma. Peygambersiz Allah'ı bilmek mümkün değil. Peygambersiz Allah'ı tanımak mümkün değil. Bir velinin vesilesi olmadan o yola ulaşmak mümkün değil. Mümkün değil. Sen Allah'ın adetullahına, sünnetullahına kendi kuş beyninle değiştirmeye çalışıyorsun. Ahmağın kara kökünsün. Halil gibi. Ben vatanları sevmem de. Sen İbrahim aleyhisselam gibi de ki ben vatanları sevmem. Ne dedi? Dedi ki bu yıldız benim ilahım olabilir. Ay çıkınca dedi ki bunun ışığı daha fazla. Ola ki bunu benim ilahım bu olmalı. Sabah olup güneş doğduğunu görünce dedi ki bu çıkınca ayın da şavkı kalmadı. Benim ilahım bu olmalı dedi. O da batınca dedi ki ben batanları sevmem. Sen batanları sevme. Sen Allah'ı bak üç sevgidir insana kemale erdiren. Allah'ım senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, seni sevdirecek olanların sevgisini, çölde susuz kalmışlara soğuk şerbeti sevgili ettiğin gibi bize de sevgili eyle. Amin. Allah'ın sevgisi belli. Allah'ı sevenin sevgisi peygamberler. Allah'ı sevdirecek olanların sevgisi veliler. Velilerin işi Allah ve Resul'unu sevdirmektir. Kendilerini sevdirmek değil, Allah ve Resul'unu sevdirmektir. Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Üç itaat haktır. Kime? Allah'a, Resulullah'a ve velilerine itaat haktır. Üç sevgi haktır. Allah'a, Resulullah'a ve velilere olan sevgiler haktır. Geri kalan bu sevgilerin hizmetçileridir. Böceği seversin, seni Allah sevgisidir, Allah'ın varlığıdır, yarattığıdır. Seni Allah'a götürür. Geri kalan eşi sevmek fıtridir. Eşi sevmek fıtridir. Reddedilmez. Çocuğu sevmek fıtridir. Reddedilmez. Ama seni Allah'a götürmez. Allah'a vuslat edecek üç sevgi. Allah'ım senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, seni sevdirecek olanların sevgisini bizlere bahşeyle. Amin. El-Fatiha ma selavat. Amin. Hakkınızı helal edin. Geciktirdim sizi ama dedim 430'a kadar bitirelim, konuyu bağlayalım istedim. Geceniz hayır olsun inşallah.